20 Ekim 2024. Ne yazık ki ansızın bir tanesi gece, kendisini de biliyorum ben, saat 3 sıralarında göründüğü gibi şahsi aracım ve en çok da zoruma giden, beraber aynı binada oturduğum, bana olan kininden dolayı komşumun aracını da benim araçtan dolayı sıçrıyor, yanıyor. Ve yakan şahıs 5 litrelik benzin bidonuyla geliyor, araca döküyor, konaklıyor aracı ve bu istikametten de gidiyor. Kameralarda kaydediyorum bunu arkadaşlar. İşin özüne getireceğim. Bunu yakan şahıs bundan 4 yıl önce Konya Seydişehir'de tekel işletmeciliği yapıyor ve aracı işletmesinin önünde bir tane şahısı tüfekle vurdu, öldürdü. Bu şahıs 1 yıl cezaevinde yattı ve daha sonra serbest bırakıldı. Elini kolunu sallayarak dışarıda dolaştı. Şahsın infazı da var. Ve daha sonraki akabinde ben buna gece saat 10'dan sonra tekelde alkol satmaktan sonra 340 bin lira ceza yazdım, işlem yaptım. TEPTK'da 340 bin lira işlem yapıldı. Ve işlem yaptığım sırada da bu şahıs bana tehdit, hakaretler yaparak, üstüme yürüyerek küfür etti. Kendisinden şikayetçi oldum. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kendisinin hakkında görevli memura görevini yaptırmamak için direnme, hakaret, tehditten işlem yapıldı ve 12. ayın 18'inde de kendisiyle mahkememiz var. Ve bu şahıs, aynı şahıs benim oğlumu tehdit etti ve şahıs hakkında oğlumu tehditten dolayı şikayette bulundum. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığında şahıs hakkında takipsizlik kararı verildi. Akabinde TAPTAKE'den yazılan 340 bin liralık cezanın sonrasında başka birilerini ayarlayarak bir kadın ve bir başka bir erkek var işin içerisinde. Bana tuzak kurmaya, şantaj kurmaya çalıştılar beni arayarak. Ve ben bu olayı ortaya çıkarttım. Kendilerinden şikayetçi oldum. Şahısların ifadeleri de var. Kim yaptırdığını, kim yettirdiğini. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kendilerinin hakkında işlem yapıldı. Ve burada verileri hayatım boyunca herkesle hukuki mücadelemi başlattım. Ve şunu söyleyeyim. Aracım yanmış olabilir. Ben hiç kılımı dahi kıpırdatmıyorum. Ben eşekten inip polis olan bir adamım. Abdestsiz göğsünü bana vermeyen bir annenin ve size gücüm yettiği kadarca garibanın, fakir olabilirim ama helal lokma dışında haram lokma yedirmedim diyen bir babanın çocuğuyum. Polis olduktan sonra da eğer haksız yere bir tane vatandaşın burnunu kanatırsan, sana hakkımı helal etmeyen bir babanın, ailenin çocuğuyum. Ben doğuda herkes ikinci şarkına gitmezken 3 tane devletine şart yapmış, özel harekat, terör, asayişte görev yapmış, bedelini ödemiş bir insanım. Bedelini de ödemeye hazır bir insanım. Ama bir tane çakal, bakın bu şahıs infaz olmasına rağmen hakkında görevli memura görevini yaptırmamak, direnmek, hakaret, tehdit olmasına rağmen, verileri yaymak suç olmasına rağmen bu şahıs dışarıda geziyor ve denetimli serbestlik ilkeler bile uygulanmıyor bu şahsa. Ama ne yazık ki bizim en ufak bir hatamızda hakkımızda 1 hafta içerisinde iddianame düzenleniyor, adliye koridorlarına süründürülüyor ve internete sızdırılıyor. Buyurun arkadaşlar, devlette namuslu olmak, şerefli olmak, haysiyetli olmak, düzgün insan olmak suç mu arkadaşlar? Önemli değil. Ben eşekten inip polis olan bir adamım. Yine yayan yürürüm. Malım, mülküm feda olsun. Sıkıntı değil. Çorum çocuğum Allah'a şükürler. Ama siz bugün devletin polisini koruyamazsanız, bu hallere getirirseniz, evinin önünde aracını yaktırırsanız çakallara, yarın bu ülkede sokakta insanlar gezemez. Devletimin büyüklerine, Sayın Cumhurbaşkanım da olmak üzere sesleniyorum.